Yunanistan'da eski başbakan ve dışişleri bakanının da aralarında olduğu çok sayıda ismin casus yazılımla dinlendiği iddiasına Mitsotakis tepki gösterdi. Neler söylediğini şimdi Habertürk Atina muhabiri Takiber Berakis'ten alacağız canlı yayında. Taki merhaba. Nasıl bir Atina'dan tepki verdi Mitsotakis? Neler söyledi? Telekulak skandalı bütün hızıyla devam ediyor. Sarsıntı devam ediyor. Buna karşı Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dün gece Antena televizyonuna açıklamalarda bulunarak karşı atağa geçmeye çalıştı. Çok öfkeli gözüktü Yunan Başbakanı. İnanılmaz yalan dedi. İnanılmaz yalan dediğine medyadaki haberlerde Mitsotakis'in telefonların dinlenmesini emrettiği şeklinde iddialar var. Başbakanın Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlarını dinlemeye için emir verdiği söyleniyor. Böyle deniliyor. Bu utanç verici ve ayıp ifadesini kullandı. Kostas Baksevanis için ise bu Documento gazetesinin genel yayın yönetmeni, bu skandal dinleme konusunu gündeme getiren gazetenin genel yayın yönetmeni, Baksevanis'in arkasında ana muhalefet lideri Alexis Tsipras var dedi Mitsotakis. Tsipras duello istiyorsa genç soru önergesi versin meclise, orada tartışalım konuyu ifadesini kullandı. Ayrıca Tsipras'ı ülkeyi çamura batırmaya çalışmakla suçladı. Ancak çok önemli bir ifade kullandı. Esas önemli ifade şu Mitsotakis'in açıklamalarında. Predator isimli casus yazılımın Yunanistan'da çok sayıda özel kişi tarafından kullanıldığı ve telefonların dinlendiğini itiraf etti. Varlığını reddetmiyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Ancak bu başka, dinlemelerin arkasında başbakan veya Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı var şeklindeki suçlamalar başka, bizim ilgimiz yok ifadesini kullandı. Ayrıca fil olmadığımızı kanıtlamaya davet ediliyoruz şeklinde ifade kullandı. Yunan Başbakanlığı ifadeleri Yunan medyasında pek rağbet görmedi bu verdiği yanıtlar. Örneğin en yüksek tarzda Tranea gazetesi açıklamalardan çıkan sonuç zafiyet, acizlik ve ek soru işaretleri dedi. Mitsotakis ülkede çok sayıda casus yazılım kullanılıyor iddiasıyla sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor ifadesini kullandı Tranea gazetesi. Katimerini gazetesi ise telekulak etrafta toksik bulut oluşturmuş durumda. Mitsotakis hiddetli açıklamalar yapıyor dedi. Efsin gazetesi ise çok önemli bir iddiada bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni telefon dinlemeleri listesi yayınlanacağını, hatta telefon dinlemelerinin kayıt metinlerinin de yayınlanacağını iddia ediyor. Kostas Baksevanis de bu söz konusu Documento gazetesinin genel yayın yönetmeni, o da dün gece yaptığı açıklamada kayıtlar bulunduğunu ima etti ve bu kayıtlarda rüşvet almaya giden bir bakanın bir danışmanını Yunan Başbakanlığından gelen telefonla engellendiği, yani Yunan Başbakanlığının bakanın telefonunu dinlediğinin ispat edildiğini ima etti. Önümüzdeki günlerde bunların yayınlanacağını belirtti. Bakıyor, görüyoruz ki Serap, bu çok toksik, çok siyasi ortam şu anda büyük bir kirlilik içinde. Evet. Bu kirlilik üst düzeyde nasıl çözüme ulaşacak henüz belli değil. Böyle bir skandalla çalkalanıyor Yunanistan.